Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri sert bir dille uyardı. Nükleer rest çeken Lavrov, Avrupa ve Asya'ya füze konuşlandırılması durumunda caydırıcılık adımı atacaklarını söyledi. Ukrayna'ya yapılan F-16 savaş uçağı yardımlarının da nükleer mesaj içerdiğini ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya füze konuşlandırırsa nükleer caydırıcılık adımı atarız. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye nükleer tehditte bulundu. Lavrov, Rus haber ajansı RIA'ya konuştu. Gündeminde Ukrayna savaşı vardı. Kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı F-16 savaş uçağı yardımlarının nükleer mesaj olduğunu savundu. Jetlerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olduğunu belirten Rus bakan, ABD ve NATO Ukrayna'da hiçbir şartta durmayacağını göstermek istiyor dedi. Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya ve Avrupa'ya kısa ve orta menzilli füze konuşlandırma ihtimaline de değindi. Bunu yaparlarsa nükleer caydırıcılık adımları atabiliriz ifadelerini kullandı. Amerikan basınına göre Washington'da nükleer endişe yaşıyor. Washington Post gazetesine konuşan kaynağa göre ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'nın füze erken uyarı radarlarını vurmasından rahatsız. Saldırıların Rusya'yı provoke ederek karşılık vermeye iteceğinden endişe ediliyor. Lavrov'un gündeminde Ukrayna'da barış ihtimali de vardı. Çin'in Rusya ve Ukrayna'nın katılacağı bir barış konferansı düzenleyebileceğini söyledi. Lavrov'un teklifi dikkat çekici çünkü İsviçre'de 15-16 Haziran tarihlerinde Ukrayna için küresel barış konferansı düzenlenecek. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Xi Jinping'in de zirveye katılımını sağlamaya çalışıyor.